Takımın asist kralı, ligin asist kralı Erdem. Nasıl gidiyor? Liderlik de geldi. Aynen. İyi abi. Her şey yolunda şu anda Bülent abi. Önemli olan asist kralı olmak ya da ne bileyim gol kralı olmak değil bana göre. Bana göre ligi zirvede bitirmek. Çünkü burada 30 kişi var, 30 tane futbolcu var. Çalışan sayısız insan, takıma aşık olan binlerce insan var. Onlar için mücadele ediyoruz. Onlar için bir şeylerin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bu zamana kadar da iyi yaptığımızı düşünüyorum. İyi duruyoruz. İyi oynuyoruz. Zaman zaman iyi oynamadığımız ama galip geldiğimiz maçlar da var. Sen de biliyorsun, yıllardır bu ligde, Süper Lig'de, bu ligde kalitenin farkındasın. Ne olursa olsun maç kazanmak önemli. Puan toplamak önemli bu ligde. Bir amaç uğruna puan topluyorsun. Bu amaca ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Seninle konuştuk defalarca. 2017 ruhu var takımda. Evet. Gerçekten bunu sağlamayı başardık. Allah'ımıza şükürler olsun. Arkadaşlık ortamı çok iyi. Arkadaşlık ortamından ziyade aile ortamı çok iyi. Yani gönül rahatlığıyla ailelerimiz birbiriyle görüştürebiliyoruz. Bu çok önemli bana göre. Her şey yolunda şimdilik, beklediğimiz gibi. İnşallah sezon sonu amacımıza ulaşacağız. Erdem bak, sen Ankara Gücü'ndeki o şampiyonluğu gördün 2017 yılı. O dönem Ankara Gücü lider gidiyordu, güzel gidiyordu ama istatistiklerde bu kadar iyi bir Ankara Gücü yoktu. Gençler Birliği'nde yine şampiyonluğu gördün. Evet. Orada da öyle bir istatistik yoktu ve aslında yine futbol eleştiriyorduk. Bu sene bir de istatistiklerin de hepsinde zirvede bir Ankara Gücü var. Evet. Hem puan durumunda hem istatistiklerde. Bu nasıl? Ya ama bir taraftan da beğenilmeyen bir futbol var. Kimse de beğenmiyor bu futbolu. Ya şimdi bana göre gerçekten bu ligin amacı 3 puan. 3 puan için maç oynuyorsun yani. Hani yenilmek için kimse oynamaz. Ya da berabere kalmak için plan yapmaz. Bu ligin amacı 3 puan almak. Yani her zaman söylüyorum. Bazı maçları çok iyi oynadığımız, bazı maçları da kaybettiğimiz de oldu. Hatırlarsın o sene, evet. Rize Spor maçı. Evet. İnanılmaz maç oynamıştık içeride. İstatistikse en iyisi yani istatistiğin. Ama kaybettik maçı. Hem şampiyon olan rakibimize kaybettik. Yani sonuçta bu ligde böyle bir kural var. Önemli olan 3 puan. Biz de alıyoruz diyoruz. Alıyoruz ve istatistiklerde iyiyiz. Çünkü gerçekten iyi çalıştık sezon başı. Çok iyi çalıştık. Kuvvetli olmazsa oyuncu istatistikler çıkmaz. Mümkün değil yani. Koşu mesafeleri, girilen pozisyonlar ve rakibe verdiğin pozisyon sayısı. Onlar düşük, minimal seviyede. Genel anlamda baktığımız zaman gerçekten iyi çalıştık. Yaş ortalaması de, yüksek bir takım çok... ve goller genelde son bölümlerde de denk geliyor. Evet. Yani yaş çalışmayla alakalı. Yaş ortalamasını ben yükseltiyorum biraz takımın ama. Yaş ortalamasını yükseltiyoruz ama iyi çalıştığın zaman bence yaşın bir önemi yok diye düşünüyorum. Gerçekten iyi çalıştık Bülent abi. Geldiniz işte Kızılcahamam'da, o dönemde de maçları da takip ettiniz. İyi çalıştık. Çok da iyi mücadele ediyoruz bana göre. En az gol yiyen ekibiz. Allah'ımıza şükürler olsun. İşler iyi gittiği sürece, tabii ki de söylediğin gibi puan aldığımız sürece gelinen noktada herkes mutlu. Röportajı izledin mi? Kampta röportaj yaptım. Senin tahminini de alayım ben. Kaç puanla şampiyon olacak Ankara Gücü? Yani bana göre 7 tane fotoğraf yetiyor sezon sonuna kadar. 7 tane fotoğraf yetiyor. Bana göre, kendi fikrimce. Olsun, akıllıysak komple giydirecek. Tahmini söyle, tutturursan. Ya benim tahminim 70 üzeri, 71-72 ilk ikiye girecek diye düşünüyorum. Antrenmanı bekletmeyin. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sinan, boy ortalamasında da Eren'le hemen hemen aynısın. Gol ortalamasında da aynısın. Takımın golcüsü sen misin? Eren mi? Yok, tabii ki Eren golcüsü. Ona yetişemedik daha, mümkün değil ama biz de elimizden gelen tabii katkıyı vermeye çalışıyoruz. Yani nasip oldu. Benim de en çok skor yaptığım senelerden bir tanesi oldu. Allah'a şükür iyi gidiyor. Biz de bu anlamda katkı vermeye çalışıyoruz. Genel anlamda da iyi gittiği için mutluyuz tabii bundan. Şimdi kampta da hocayla da konuşurken de ben Sinan alırken biraz da bilerek aldım. Bu ligin kuralı duran toplar. Duran toplarda da defanstaki stoper elemanlarının etkili gole katkı sağlaması önemliydi. Sinan da bu katkıyı çok güzel sağlayacağını bilerek aldım dedi. Sen hissediyor muydun Ankara Gücü'nde bu kadar golle buluşabileceğini, bu noktalarda bu kadar etkili olabileceğini?
Yani öncesinden tabii çok fazla benim için daha savunma önemli olduğu için o konuda yapabileceklerimi daha fazla motiveydim aslında. Ama tabii bu anlamda işte Erdem abinin bizde olması bir avantaj. Hocanın bu konuda çok üstünde durması, bu işte duran top organizasyonlarına çalışmamız falan. Bunun önemli olduğunu zaten biz de gördük ve bununla alakalı da elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştığımız için skor da yapmaya başladık. Bu anlamda her katkı önemli. Yani şampiyonluğa giderken bu katkılar ekstra oluyor. Çünkü hepimiz için yani kim geriden gelip ne bileyim skora katkı veriyorsa bu hepimiz için çok önemli. Bu da zaten başarıyı getiriyor. Yani bu kritik dönemeçlerde duran topların önemi çok fazla. Yani evet. Bazen rakip şimdi siz şampiyonluğa oynuyorsunuz. Rakip bazen kapanabiliyor karşınızda. Daha kontrollü bir oyun sergiliyor. Bunu açmak için duran top çok büyük bir avantaj. Biz de çok şükür bu avantajı iyi kullandık. Yani dediğiniz gibi boy avantajımızı, ne bileyim işte Erdem abinin iyi top kullanıyor olması, hep yani bu avantajları iyi kullandık ve bu da ligde bize önemli bir avantaj sağladı. Takım defansına da iyi çalışmış bir Ankara Gücü var. Ligin en az gol yiyen takımı. Evet, kesinlikle öyle. Bu tabii sadece savunmayla alakalı değil. Bu takım halinde yaptığım savunmayla alakalı. Yani bu konuda beraber oynamayla alakalı. Yani bütün 11 oyuncu beraber hücum, beraber savunma yaptığı zaman fark yaratıyorsunuz ligde. Yani bu böyle. Savunma anlamında da bu işte öndeki oyuncuların bize desteği bizim daha az hata yapmamızı sağlıyor. Biz de arkada daha fazla motive oluyoruz. Bu şekilde iyi bir savunma yapıyoruz takım halinde. Vallahi biz keyifle izliyoruz. Belek de ben kampta Ankara Gücü kaç puanla şampiyon olacak diye Akın'a sordum, sağa sordum, hocaya sordum. Seni tahminini aldım. Ben duydum ama ben bu konulara çok girmek istemiyorum. Ben çok sevmiyorum tahmin yapıp hesap yapayım. Çünkü ben herkes öyle bakıyor zaten ama tabii ki herkes hoca işte herkes bir hesap yapıyordur muhakkak. Bizim de vardır mutlaka şey yapıyoruz ama ben daha çok bizim için ben özellikle şu önümüzdeki İstanbulspor maçının çok kritik olduğunu düşünüyorum bu dönem işte. Çünkü çok iyi giden bir ihmemiz var ve rakipler yine birbiriyle oynayacak. Bizim için bu maç çok kritik şampiyonluk anlamında, ben öyle düşünüyorum. Bu konuda taraftarın da desteğini çok fazlasıyla bekliyoruz bu hafta. İnşallah ben bir puan söylemeyeyim ama bu viraj çok kritik bizim için şu önümüzdeki 1-2 hafta. Ondan sonra inşallah yolu yarılayacağımızı düşünüyorum. Ben. Sinan taraftarı maça çağırıyor. Tabii her zaman bekliyoruz. Onlar çok önemli bir iti güç. İçtici güç yani özellikle iç sahada inanılmaz bizim için bir avantaj. Sağ olsunlar her zaman zaten desteklerini esirgemiyorlar. Bu hafta da kritik olduğunu düşünüyorum. Onların da desteği bize çok büyük avantaj sağlayacaktır. Yani. Sen daha desteği görmedin. Bu hafta inşallah göreceksin. Bu i̇nşallah. Hafta tribünler çok daha kalabalık olacak. Gerçek Ankara Gücü taraftarının o tribün etkisini yaşayacaksın diyorum. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim.